Evet dostlar merhaba. Bugün yanımızda Mustafa kardeşim var. Mustafa ortopedi engelli bir kardeşimiz ve hayatını pamuk şekeri satarak karşılıyor. Şimdi Mustafa ile konuşmak istediğimiz konu şu. İnsanlar ona yardımcı oluyor mu yoksa hayatını geçimini sağlamasında zorluk çıkarıyor mu? Bunları merak ediyoruz ve bunu direkt yaşayan kişi olarak Mustafa'dan öğrenmek istiyoruz. Mustafa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bize biraz yaşantından bahseder misin Mustafa'cığım? Şu ana ben hayatıma kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Durduğuma da inanıyorum. Ben pamuk şeker satarak geçimimi sağlıyorum. Kendim yaşıyorum. Yani Peki Musa'cığım bu pamuk şekerini satarken trafikte olsun veya eve gelip gitmende olsun sıkıntılar var mı? Tabii ki zorluk yaşıyoruz yani. Zorluk yaşamıyoruz desem yalan olur. Evet. Mesela ne gibi zorluk? Kaldırıma çıkarken arabalar engel olabiliyor mu? Yani kesinlikle arabalar engel oluyor. Her yerde araba park ediyorlar. Buradan sizin aracılığınızla söylüyorum. Lütfen aracınızla kaldırmanızı kapatmayın. Evet arkadaşlar siz 5 dakika bıraktım. Hemen geliyorum. Gidiyorum muhabbeti yaparak biliyorsunuz ki kaldırımları kapatıyoruz. Özellikle rampaları kapatıyoruz. Bu sizin düşündüğünüz gibi olmuyor. Oraya gelen bir engelli arkadaş için bu 5 dakika çok büyük bir sıkıntı, zaman kaybı olabiliyor. Peki Mustafa'cığım isteğin, talebin var mı? İsteğim, talebim yani biraz daha bu konuda duyarlı olmalarını yani öneriyorum. Peki toplu taşımada bir sıkıntı yaşıyor musun? Toplu taşımada sıkıntı pek fazla yaşamıyorum ben Yardımcı oluyor açıkçası. insanlar. Yardımcı oluyorlar. Anladım. Peki Allah daha kötüsünden saklasın Mustafa'cığım. Allah yardımcın olsun. Amin. Umarız İnşallah. ki daha iyi bir gelecek. Umarız ki daha iyi maddi bir durumun olur. Amin. Allah yardımcınız olsun hepinizin. Amin. Kendine iyi Hepimizin bak. inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Görüşürüz. herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.